Amacım sizi korkutmak değil. Sadece bir hastalık belirtisini, akciğer kanseri gibi ve diğer hastalıklar da var, onları da göreceğiz. Önemli bir hastalık belirtisini kendi muayenemizi yaparak ortaya koymak. Clubbing veya çomak parmak dediğimiz şey Hipokrat zamanından beri, Hipokrat ilk hastaya teşhisi konduğundan beri bilinen bir şey. Clubbing de deniyor, çomak parmak da deniyor. Şimdi çomak parmak nedir? Parmakların çomaklaşması. Yani şu parmaklarımızın ayaklarımızda da olabilir, ellerimizde de olabilir. Distal kısmı dediğimiz uç kısımlarının tokmak şekli haline dönüşmesi. Oradaki dokuların biraz daha artışı. Çomak parmak dediğimiz bu. Şunu söyleyelim, erken tespit etmek çok önemli. Erken tespit edince altta yatan bir hastalığı araştırarak belki de büyük bir hastalığın erken teşhisini koymuş olacağız. Genellikle baş parmaktan başlar. Daha sonra işaret parmağı her iki elde veya ayakta birlikte olur. Yani tek elde veya tek ayakta değil de her iki elde veya her iki ayakta birlikte görülür. Sebebi bilinmiyor. Hatta şöyle bir şey vardır tıpta. Clubbing yani çomak parmak dediğimiz şey hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuzu düşündüğümüz ama öyle olmadığımız bir hastalık belirtisidir denir. Şu ana kadarki üzerinde ittifak edilen sonuç neden oluşur clubbing? Bu parmaklarımızın bu distal kısımlarında yani uç kısımlarında arteriovenöz fistüller yani oradaki kanlanmanın artışı nedeniyle olduğu genel olarak kabul edilen görüştür. Ama net olarak sebebi bilinmiyor. Nasıl çomak parmağı anlayacağız? Ellerimizin uç kısımlarında, tırnaklarımızda aslında davul gibi şişme bazen haricen de böyle direkt baktığınızda da görülebilir. Peki biz evde nasıl test edebiliriz? Şimdi iki işaret parmağımızı şu şekilde birleştiriyoruz. Yani şu şekilde birleştirdik. Aralarında normalde bende de olduğu gibi bir boşluk oluşur. Küçük bir boşluk yani karşıda bir ışığı görebiliriz. Bu normaldir. Yani normal parmak. Çünkü buradaki şu kısımdaki açı 180 derecenin altındadır. Çomak parmakta bu 180 dereceden daha fazla açı oluyor. Yani şu şekilde olduğumuzda diyelim diğer tarafı görmüyorsak bu çomak parmak olduğu anlamına gelir. Resimde de görüyorsunuz çomak parmak bu şekilde. Normal parmak da bu şekilde. Akciğer kanserli hastaların %30'unda çomak parmak rapor edilmiş. Bunun dışında hangi akciğer hastalıklarında oluşur? Kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalıkları, idiopatik pulmoner fibrozis, sarkoidozis, mezotelioma gibi hastalıklarda tespit edilir. Başka? Kalp hastalıklarında dedik. Doğumsal kalp hastalıklarında görülebilir. Enfektif endokardit'te görülebilir. Gastrointestinal hastalıklarda yani ülseratif kolit, Crohn hastalığı, karaciğer sirozu, akalaze gibi hastalıklarda görülebilir. Akciğer kanseri dışında tiroid kanserinde görülebilir. Hodgkin hastalığında görülebilir. Kronik miyeloid lösemide görülebilir. Peki tedavisi var mı? Altta yatan hastalığı tedavi ettiğinizde çomak parmak düzeliyor ama onun dışında idiopatik veya genetik dediğimiz çomak parmağın tedavisi yok.